Değerli basın mensupları, bugün Çanakkale Savaşları'nın 107. yıl dönümü. Emperyalist güçler Çanakkale'yi denizden geçemeyince 107 yıl önce bugün topraklarımıza çıkartma yapmaya kalktılar. Ve karşılarında emrindeki askerlere ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum diyen kahraman bir komutan buldular. Mustafa Kemal'in yürüyüşü burada başladı. Bu destanı yazan milletimiz ve komutan tam 5 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdular. Hafta sonunda da meclisimizin kuruluş yıl dönümünü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli vicdanın, millet iradesinin tecelligahıdır. Vatan topraklarını emperyalist çizmelerinden kurtaran Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten bu meclis, haklı olarak gazi unvanını almış bir meclistir. Gazi Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük devlet adamlığının da bir eseridir. Anadolu işgal altındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk işi meclisi kurmak olmuştur. Millet iradesinin tecelligahı bu meclis, meşruiyetin de kaynağı olmuştur. Büyük Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra dönemin Fransız Büyükelçisi'ne söylediği şu sözler hiçbir yanlış anlamaya meydan bırakmayacak kadar açıktır. Kişisel iktidar gibi zararlı bir örnek bırakarak ölmeyeceğim. Parlamenter bir cumhuriyet kuracağım. Devletimiz parlamenter bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. Tarih ırmağının yönü değiştirilemez. 1839'dan beri akan nehrin yönü bellidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin ufkunu karartan, milletimize dar gelen, cebini boşaltan ucube tek adam rejimi elbisesini halkımız sandıkta yırtıp atacaktır. Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandıracak, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem ülkemizin ufkunu ışıl ışıl aydınlatacaktır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Meclisimizin ilk milletvekillerini, Çanakkale Zaferi'nin ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kere daha saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, 23 Nisan aynı zamanda çocuklarımızın da bayramı. Ama bu kifayetsiz hükümet milletimizi bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime diyecek hale soktu. Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda yoksulluğu bıraktık, artık açlığı konuşur hale geldik. Çocuklarımız yetersiz beslenme nedeniyle gelişme sorunları yaşıyor. Bugün ülkemizde her 4 çocuktan birinin kilosu çok düşük, her 5 kız çocuğundan 4'ü, her 4 erkek çocuğundan 3'ü kansızlıkla karşı karşıya. Ülkemizin çocuklarında görülen kansızlık Avrupa'dakinin 4 katı. Bir nesli göz göre göre kaybediyoruz. Derin yoksulluk ağının tespitlerine göre düzenli geliri olmayan aileler çocuklarına mama ve bez alamıyor. Bebekler mama yerine şekerli suyla besleniyor. Yoksul aileler çocuklarının altını bez yerine plastik torbayla bağlıyor. Bu ülkede analar babalar çocuklarına sıfır kıyafet alamaz hale geldi. Çocuklar ikinci el elbiseye talim ediyor. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Bugün çocuklarımız yatağa aç giriyorsa, en başta ülkeyi yönetenler olmak üzere hiç kimse yatağına rahat girmemelidir. Giremez ama saraydakiler hiç tınmadan uykularına devam ediyor. Çocuk işçiliği de ülkemizin kanayan yarası. 15-17 yaş arasında 520 bin çocuğumuz çalıştırılıyor. Bu da TÜİK'in rakamı. Hep diyoruz, ülkemizde çocuklara, gençlere bakılamıyorsa, onlara umut verilemiyorsa, millet de geleceğine güvenle bakamaz. Ama saraydakiler milletten o kadar koptular ki, sarayın kibirlisi çıkıyor. Biz geldiğimizde üniversiteye 10 öğrenciden biri giriyordu. Şimdi 10'da 10 diye şişiniyor. Allah aşkına, kurduğunuz kasaba üniversitelerinde işsizliği geciktirmekten başka ne yaptınız? Ailelerimiz evlatlarını binbir emekle, umutla okutuyor.
yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyor. Ama evladı üniversiteden mezun olup iş bulamıyor. Ülkemizde 1 milyon 138 bin üniversite mezunu işsiz. Resmi rakamlarla her 3 işsizden biri üniversite mezunu. Hem ailelerin hem çocuklarımızın umutlarını çaldınız. Hayalleriyle oynadınız. İyi okullardan mezun olan gençlerimiz umutlarını dışarıda arıyor. Nasıl aramasınlar? Mazide bir memur maaşıyla 7 boğazın doyduğu bu ülkede artık 2 maaşa 2 boğaz bile zar zor doyar hale geldi. Ev fiyatları uçmuş. Araba fiyatları zirve yapmış. Bu ülkede yuva kuracak gençler için bir evde, bir arabada almak hayal olmuş. Ama saray ve şürekası milleti o kadar unutmuşlar ki, Atama Ulaştırma Bakanı çıkıyor, ülkemizdeki beyin göçüne bakıp, mühendis ihraç eden ülke haline geldik diye övünebiliyor. Hükümet hükümet değil. Sanki her şeyi yutan bir kara delik. Ama aydınlık da karanlıktan doğar. Karanlığa çakılan bir kibrit, karanlığı parçalamaya yeter. İşte genel başkanımız bundan 3 ay önce hükümetin fahiş elektrik zamlarına karşı elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz haftada evinin elektrikleri kesildi. Genel başkanımız bunu neden yaptı? Elektriği kesilen, karanlığa mahkum edilen ailelerimizin sesini duyurmak, ülkedeki derin yoksulluğun herkes tarafından görülmesi için yaptı. O günden beri de genel başkanımız elektriği kesilen aileleri ziyaret ediyor. Hükümetin karartmaya çalıştığı ülkedeki derin yoksulluk, genel başkanımızın bu girişimiyle ortaya çıkıyor. Adalet yürüyüşünde atılan her bir adım, ülkemizde adalete duyulan susuzluğu nasıl gösterdiyse, kesilen elektrikte artık ampulün patladığını cümle aleme ilan ediyor. Ama utancı gidenin kalbi de ölürmüş. Bunlar milletin derdine derman olmaya çalışacaklarına algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Atama Enerji Bakanı ülkeyi aydınlatmaya çalışacağına 10 parmağında 10 kara saray imalatı yoksulluğa dikkat çeken, bunu çözün diyen genel başkanımıza sürmeye çalışıyor. Sen bu işleri bırak beyefendi. Bir insan hakkı olan enerjiye erişim hakkını sağlamanın, millete elektriğini kesmeden enerjiyi ucuza vermenin yolunu bulabiliyorsan bul. Ama atama bakanlar işi gücü bıraktı, hepsi trollüye soyundu. Hepsi troll ağzıyla konuşmaya başladı. Tabii ön teker nereye, arka teker de oraya demişler. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkanımız güneş enerjisiyle çiftçilerimize elektriği ücretsiz vereceğiz dedi. Sarayın kibirlisi elinde olan belediyelerde niye ücretsiz vermiyorsun diye cevap verdi. Bizim belediyelerimiz buna başladı. Denizli, Bozkurt ve Antalya belediyelerimiz sulama kooperatiflerine güneş enerjisiyle elde edilen enerjiyi ücretsiz vermeye başladı. Biz dediklerimizin arkasındayız. Yaparız. Peki sizin belediyeleriniz ne yapıyor? Türkiye'de 21 elektrik dağıtım şirketi var. Bir tek Kayseri'de 2 dağıtım şirketi de özel kesimde değil, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ve Kayseri'de hanelerde geçici elektrik kesintisi Türkiye'deki elektrik kesintilerinin 4,5-5 katı. Yani milletin elektriğini kesme rekoru Kayseri'de. Hadi çiftçiye elektriği ücretsiz veremiyorsunuz. Bunu siz beceremeyeceksiniz. Biz becereceğiz. Bari insanların şu zor günlerinde Kayseri'de faturasını ödeyemeyen vatandaşların elektriğini kesmeyin. Yaparlar mı? Hiç sanmıyoruz. Atama bakanlarda sarayın kibirlisine sadakat çok ama liyakat yok. Tek kişilik yönetimin hayata geçtiği 2018'den beri ülke savruluyor. Durduk yerde saray mamulü bir kriz çıkardılar. Paramızı pul ettiler. Pahalılık aldı yürüdü. Milleti ezdi. Pahalılıkla baş edemeyen hükümet
Şimdi 500 liralık banknot basacakmış. Bugün en büyük banknotumuz 200 lira. 200 liralık bir banknot, bu banknot 2009 Ocak ayında tedavüle girdi. O gün 200 liraya aldığımız mal ve hizmeti bugün almak istesek cebimizde 400 değil, 600 değil, 800 değil, 1000 değil, tamı tamamına 1049 lira olmak zorunda. Yani 2500'lük banknot yetmiyor. Üstüne bir de 50 liralık banknot daha koymak gerekiyor. İşte ülkede saray mamulü hayat pahalılığı bu halde. Son 8 ayda ekonomisi iflas etmiş Arjantin'in pezosu dolar karşısında %14 değer kaybetti. Ukrayna'yı işgal eden ve bu nedenle de dünyanın yaptırım uyguladığı Rusya'nın rublesi dolara karşı %9 değer yitirdi. Aynı dönemde Türk lirası dolar karşısında %44 değer kaybetti. Yani ülkesini kötü yönetip parasını pul etmede şampiyonluk Türkiye'deki hükümette. Ama ekonomiden mesul olan Atama Nebati Bakan, karamsarlar yolumuzdan çekilin. Biz ecdadımız gibi gemileri karadan yürütürüz diye hamaset peşinde. Dedik ya, bunlar iş yapmıyor, sadece algı yönetiyor. Türk lirası Eylül başından bu yana sadece dolara karşı değil, Suudi Arabistan riyaline karşı da %44 değer kaybetti. Şimdi Ramazan sonrası Umre'ye gidecekler, Diyanet'in %150'yi bulan zamlarıyla şok oldu. Bu hükümet insanları Umre yapamaz hale düşürdü. Akıl ve bilimle kavgalı bir hükümet elinde ülkemiz perişan oldu. Ünlü bir İngiliz gazeteci ve yayıncının dediği gibi, bilgi domatesin sebze değil meyve olduğunu bilmektir. Akıl ise onu meyve salatasının içine doğramamaktır. Saray hükümetinde ne bilgi var ne de akıl. Bu nedenle her şey birbirine karışmış vaziyette. Sarayın bilgisizliğinin ve akılsızlığının faturası milletimize çıkıyor. 2023 hedefleri diye milletin yıllarca gözünü boyadılar. Hala da 2023 hedeflerini tutturacağız diye konuşup bu milleti aldatmaya uğraşıyorlar. İlk 10 ekonomi arasına girecektik 2023'te. İşte 2023 geldi, kapımıza dayandı. Uluslararası kuruluşların bu ay içinde yayımladığı son tahminlere göre Türkiye 2021 yılında ilk 20 ekonomi liginden düştü. Sarayın ilk 10'a girmeyi vaat ettiği 2023 yılında ise Türkiye'nin bu en büyük ekonomiler liginde 23. sıraya düşeceği tahmin ediliyor. Oysa Türkiye daha AK Parti'nin siyasette adı bile yokken dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasındaydı. 1990'da ilk 20 ekonomi arasına girdik. 1999 yılında da o zaman kurulan G20 ligine kabul edildik. 2002'de iş başına geldiklerinde fert başına gelir sıralamasında ülkemiz 73. sıradaydı. 20 yıl bu ülkeyi yönettiler. Sonunda fert başına gelirimiz 14 basamak birden gerileyerek 87. sıraya düşüyor. Ama haklarını yemeyelim. Saray yönetiminin Türkiye'yi dünyada ilk 10'a soktuğu bir ekonomik gösterge var. O da enflasyon. Türkiye enflasyonun Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5'te, bırakın ilk 10'u ilk 5'e soktular. Bu ligde beraber olduğumuz ülkeler ekonomisi batmış Venezuela, Sudan ve Zimbabwe. Türkiye'yi AB'ye sokacağız. Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokacağız diyerek milletten yıllarca oy istediler. Şimdi ülkemizi Venezuela'nın, Sudan'ın, Zimbabwe'nin arasına bırakıp çekip gidiyorlar. Bu toprakların vicdanı Hacı Bayram Veli, kibir bele bağlanan taş gibidir.
Onunla ne yüzebilir ne de uçabilirsiniz demiş. İşte sarayda oturan kibir ülkemizin beline bir taş gibi bağlandı. 84 milyonluk koca bir milleti kendisiyle birlikte dibe çekti. Şimdi kervanını kaybetmiş Mekkâre misali bir oraya bir buraya koşturup duruyorlar. Faiz sebep enflasyon neticedir diyerek gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediler. Şimdi gelen her düğme yanlış ilikle gidiyor. Şu anda serbest piyasa ekonomisinin bütün kuralları çiğnenerek döviz kuru tutulmaya çalışılıyor. 1970'lerde ekonomiye batıran cin fikirleri ısıtıp ısıtıp tedavüle sokuyorlar. Dövize çevrilebilir mevduatın adını kur korumalı mevduat koyup millete çözüm diye yutturmaya kalkıyorlar. Güya hazinenin cebinden tek kuruş çıkmayacak diyorlardı. Sadece Mart ayında bütçeden 11 milyar 700 milyon lira kur korumalı mevduat ödemeleri için çıktı. Kendi yanlışlarının bedelini millete ödettiler. Milletin vergilerinden 11 milyar 700 milyon lirayı bir avuç mevduat sahibine kur korumalı mevduat faizi olarak ödediler. Bu da yetmedi. İhracatçıya yurt dışına sattığın mal karşılığı elde ettiğin dövizin önce %25'ini Merkez Bankası'na satacaksın dediler. Sonra bunu %40'a çıkardılar. Yani ihracatçının elindeki dövize el koydular. Sonra çıktılar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yandaşlarına verdikleri dolara, avroya bağlı garantilere dokunmadan Türkiye'deki sıradan vatandaşlara kendi aralarında yapacakları işlemleri Türk lirasıyla yapma zorunluluğu getirdiler. İstanbul'u finans merkezi yapacaklardı. Ama ülkede konvertibiliteyi bitirdiler. Yandaşa gelince şapur şupur, millete gelince ya Rabbi şükür. Ama ne yapsalar ayar tutmuyor. Şimdilerde bir yuvam hesabı türküsü tutturdular. Yurt dışında yaşayanlara ve yabancılara döviz cinsinden %4 faiz veren hesap açacaklarmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dövizini yurt içinde bir bankaya yatırırsa alacağı faiz yüzde değil, binde değil, 10.000'de 1 veya 10.000'de 2. Ama yurt dışından bir yabancı buraya gelip yuvam hesabı açarsa döviz cinsinden alacağı faiz %4. Peki bu faiz farkını yuvam hesaplarının açıldığı bankalar ödeyemeyeceğine göre bilin bakalım kim ödeyecek? Tabii ki yine biz. Ekmek alırken ödediğimiz vergiler bir avuç varsıl yabancının cebine gidecek. Biz boşuna bunlara el iyisi demiyoruz. Dolara, avroya o kadar sıkıştılar ki saçmalamakta artık sınır tanımıyorlar. Biz bankaların mevduatına karşılık koymayı biliriz. Ama ticari kredilere karşılık koymak bugüne kadar doğrusu kimsenin aklına gelmemişti. Bununla da yetinmediler. Bankaları ellerindeki döviz mevduatları kur korumalı mevduata dönüştürmeye zorlamak için yine ilave bir takım karşılıklar getirdiler. Artık milletin parasını nerede tutacağına, bankaların nerelere kredi vereceğine Erdoğan karar veriyor. Kasada döviz kalmayınca, ülkede döviz kıtlaşınca sonunda kumanda ekonomisine geçtiler. Şimdi döviz gelsin diye yabancıya ev satan emlakçılara reklamından fuarına milyonlarca liralık destekler vereceklermiş. Üstüne bir de promosyon olarak ay yıldızlı pasaport verecekler. Varsın bizim vatandaşlarımız bir ev almayı hayalinde bile göremez. Yeter ki yabancılar yeşil dolarları getirsin mutlu olsunlar. Kanada kendi vatandaşını düşünüp 2 yıl boyunca yabancıya konut satışını yasakladı. Bunlar ise tam tersini yapıp yabancıya konut satsın diye emlakçılara teşvik veriyor. Anlaşılan milletimizi öz yurdunda garip, öz vatanında parya yapmaya kararlılar. Ne yazık ki doların yeşili için satmayacakları, yapmayacakları hiçbir şey yok. En son ülkemizde hunharca katledilen, saray tarafından da şehit ilan edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın davasını doların yeşili için sattılar.
Mahkeme başkanı da Kaşıkçı'ya bu ülkenin toprakları üzerinde yapılan saldırı devletimizin onur ve saygınlığına yapılmış bir saldırıdır. Davanın devri sanıklar açısından kendi davalarının yargıcı olma sonucunu doğurur diye şart düşmüş. Ne yazık ki faiz sebep enflasyon sonuç safsatası bizi buralara getirdi. Harç bitti, yapı paydos. Değerli basın mensupları. İnsan söylediği şeyle sınanırmış. Sarayın kibirlisi, vatanı satmak nasıl olur biliyor musunuz? Kendi iş bilmezliğiniz yüzünden ülkeyi krize sokmak olur. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur demişti. Soruyoruz. Kendi iş bilmezliği yüzünden ülkemizi krizden krize sürükleyen kim? Yüksek faizle, yüksek enflasyonla ülkemizin kaynaklarını heba eden kim? Ülkeyi kötü yöneterek vatanı satan kim? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verileriyle anlatalım. Şimdi geçtiğimiz Ağustos ayı başında, bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz dediğinde, hazinenin ödeyeceği iç borç faizi 699 milyar liraydı. Bu mavi. Şimdi 1 trilyon 743 milyar liraya çıktı. Yani iç borç için ödenecek faiz 8 ayda 2,5'a katlandı. Daha da önemlisi, hazinenin tarihinde ilk kez şu ödenecek faiz ödenecek borcu aştı. Bu iş bilmez hükümet hazineyi tefecilere teslim etti. Gençlerimizin umudunu çaldı. Çoluğumuzun, çocuğumuzun sırtına müthiş bir faiz borcu yükledi. Ama bunlardan sorumlu bakan hem de iftarda kendinden geçmiş bir biçimde pişkin pişkin hala hamaset yapıyor. Faiz lobilerine ödenecek parayı durduk yerde birkaç ayda 1 trilyon liradan fazla arttıranlar emekliye bayram öncesinde size 1100 liralık ikramiye bile çok dediler. Ramazan'da halkın içine çıkamayan AK Partili milletvekillerini şimdilerde etmeyin tutmayın. Bari emekli ikramiyesine 100-150 lira zam yapın, herkese söz verdik diye sızlanmaya başladıklarını duyuyoruz. Bugün emekli ikramiyesine 100-150 lira zam nedir? Bu para artık bir kilo kıyma parası bile değil. Bunlar milletten iyice koptu. Etin, yumurtanın, sütün fiyatını bilmez oldu. En sonunda kendi partilerinin kurucularından birini de isyan ettirdiler. Partisinin yöneticilerine 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo yerim diyerek göğüs geriyorlar. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen diye hitap etti. Çok açık söylüyoruz. Emeklilerimiz bu enflasyon karşısında sizden bayram harçlığına dönüşen 3 kuruşu değil, insanca yaşamasına yetecek hak ettiği aylığı istiyor. Bayram öncesi şekere, ete, süte zam, elektriğe zam, doğalgaza zam, benzine, mazota zam. Bari bir de emeklimizin aylıklarına zam yapın. Eriyen asgari ücrete zam yapın. Ama yok. Çünkü bu hükümet milleti unuttu. Halini görmüyor. Değerli basın mensupları, artık şurası açıktır. Bu tek kişilik sistemin bu hükümetin, bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına verecek hiçbir şeyi yoktur. Görevde kaldıkları her dakika bu milletin sırtına yeni yükler yüklemektedir. Ülkemize güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmeye, milletimizi adalete, gerçek demokrasiye kavuşturarak topyekün kalkınmayı sağlamaya kararlı 6 siyasi parti bir araya geldi. Dün Sayın Genel Başkanlar bir kez daha toplandı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden itibar kazandırma, bu topraklarda cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taşlandırma kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiler.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek Millet İttifakı adayının niteliklerini kamuoyuna açıkladılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimsemiş, liyakat sahibi bir kişi olacak. Yine anayasa ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu, siyasi ahlak yasası, ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazandırılması, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında yasal hazırlıklara başlayacak. Son olarak dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar konusu yapan açıklamasını kınıyoruz. Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ilk kez bu ifadeyi kullandığında Recep Tayyip Erdoğan sessiz kalmıştı. Biden'dan bir randevu koparabilmek için gereken tepkiyi göstermemişti. Erdoğan'ın bu takipsizliği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na tarihimizin siyaseten istismarı için yol oldu. Bu nedenle bu ağır vebale Recep Tayyip Erdoğan hükümeti de ortaktır. Partimizin bu meseleye bakış açısı bellidir. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil, tarihçiler karar verir. Siyasetçilerin görevi yasayla tarihten husumet çıkartmak değildir. Geleceği inşa etmektir. Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, siyasetçi de kendi işini yapsın. Milletimizin cebini boşaltan bu ucube sisteme son vermek, metal yorgunu AK Parti kadrolarını evlerine yollamak için biz hazırız. Milletimiz hazır. Yeni kurumlarla, yeni kurallarla, yeni kadrolarla ülkemizi aydınlık yarınlara çıkaracağız. Hep birlikte karanlığa elveda, yepyeni bir geleceğe de merhaba diyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize iletilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak ATV ve A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru şöyle. HDP sözcüsü Ebru Günay, Garopaylan ile ilgili açıklamanıza Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamını hatırlatarak tepki gösterdi. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz? Ayrıca İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1915 olaylarıyla ilgili paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Bu konuyla ilgili de bir görüşünüzü paylaşabilirseniz seviniriz. Genel Başkanımız nasıl helalleşeceğini defalarca anlattı. Bizim helalleşmemiz bölmek için değil, birleştirmek içindir. Yıkmak için değil, yapmak içindir. Bu iddialarla ilgili partimizin görüşü de bellidir. Bu görüşü Genel Başkanımız açıklamıştır. Parti sözcüsü olarak ben açıkladım. Grup başkan vekillerimiz açıkladı. Bizim duruşumuz şudur. Bu kanun, bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir. Siyasetçiler tarihçilerin işini yapmaya kalkarsa bundan husumetten başka bir şey çıkmaz. Zaman husumetleri büyütme zamanı değil, ortak geleceği inşa zamanıdır. Efendim, A Haber tarafından yönlendirilen bir soru daha var. O soru da şöyle. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar kesime verdiği teminatın tabanda karşılık bulmadığını söyledi. Siz bu tespite katılır mısınız? Şimdi bu sorudan anladığımız kadarıyla dün akşam altı liderin toplantısından sonra verilen birlikte yürüme konusundaki kararlılık mesajı sarayı ve medyasını rahatsız etmiş. Herkes müsterih olsun. Altı partinin bir araya geldiği masa Türkiye'nin ortak geleceğini yazmaya başlamıştır. Efendim, CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. CNN Türk'ün sorusu da şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güllü Demir adlı vatandaşı ziyareti sonrası dağıtımcı firma BEDAŞ'tan elektriğin ziyaretin olduğu gün kesik olmadığı, 31 Mart'ta kesilen elektriğin 5 Nisan'da yani ziyaret öncesi açıldığına dair bir açıklama geldi. Sizin bu açıklamaya ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz? Memleket yoksulluktan kırılıyor. Vatandaşlarımız hükümetin yaptığı faiz zamların sonucunda elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Genel Başkanımız bu zulme dikkat çekmek için
evinde elektriksiz kalmayı göze alıyor. Hükümet bunlara önlem alacağına, böyle bir sorun yokmuş gibi algı operasyonlarına girişiyor. Hep söylüyoruz. Bunlar ülkeyi yönetmiyor. Algıyı yönetmeye uğraşıyor. Ziyaret edilen evin sahibesinin haykırışı ortadadır. Ama bunlar milletin sesini artık duymuyor. Ama şunu da görüyoruz. Genel başkanımızın bu girişimi belli ki işe yaramış. Bundan sonra hangi eve gitse kesilen elektrikleri açacaklar. Benim bu bakana tavsiyem, bir dünyaya bakın. Dünya bu meseleleri nasıl çözüyor bir öğrenin, milletimizi de rahatlatın.